26 yaşlı bolanı cesadı angrende topluyor. Bu bolamı menga kim topib beradi endi? O'zimizni bolamizni o'ligini pulga sotib olsa bu O'zbekistonda qanaqa zamonda yashayapmiz? Begona shaxslar, 4 ta begona shaxs keldi, bittasi formada, qolgani grajdanskiy. Ya'ni 2 ta begona shaxs kelib ukamga tashlanib ketdi. Tushgun holda qaytib keldi ukam. Ezilganmi endi, Alloh biladi. Tomola degan qiz 94-yil. O'zimizni bo'zdan pastladim deb qaradim. Mashina hech narsa qilmagan dedi. Mashina sotpasoq qulib bek dedi. Borsak bolani daraxtdagi yotqizib qo'yibdi. "Ey to'xta, nimaga bu? Anjondan kelib Ohangaronda o'zini o'zi osadimi?" "Hozir birun ishi bor ekan. Xizmatini qilib kelib, ona deb chiqib ketgan." "Bular nima bo'lding? O'ldingmi, qoldingmi? Bolang nima bo'ldi ham degan xabar ham olgan yo'q bular." "Onam o'ylabman, ukam o'ylamay unaqa tomonlarini men so'rab sur. Ash taksichilik qilardim, bir ikki marta u qizlarning xizmatini qilgan. Tong yotguncha telefon qildim, bolam o'lmadi. U bolamni bundan azoblarga chidolmayapman, men chidolmayapman." Mana o'zlaring ko'ryapsizlar. Gumoni bo'lyapsizlar. Bu bolamni menga kim topib beradi endi? Mana shu nomarlarni dastidan. Bari rahbarlarni sovuq qolligini dastidan. Mana shu ahvol bo'lyapti mana. Nechta bunaqa o'liklar bo'lyapti. Bu nima qilamiz? Men bu bolamni qaydan topaman endi mana? Bu birov mana nech kundan beri birov nima bolang nima bo'ldi? O'zing nima bo'lding deb birov xabar olgani ham yo'q. O'zimizning hokimiyatimizdan boshqa. Aytdim yana sizlarga. Nachalnik milisamiz bor, prokurorimiz bor, viloyat prokurorlari bor, viloyat nimalari bor, qani ular surishtirishi? Ular surishtirmasa, ana uchastkaga kelib, qilgani qilib qo'yib, mana yuribdi ochiqda. Pasport soldaman deb kelgan nomard ham yuribdi mana, uyimga yetalab kelib, pasport stolini man deb kelib. Mana ochiqda yuribdi, ularga kim chora ko'radi? Bu haqiqat bormi bu O'zbekistonimizda? Ya mana o'lga o'lib ketaveradimi, o'lganda tepkilaveradimi? O'zimizni bolamizni o'ligini pulga olib chiqsak, o'zimizni bolamizni o'ligini pulga sotib olsak bu O'zbekistonda qanaqa bu zamonda yashayapmiz? Nima qilishimiz kerak? Qayga boraylik, dodimizni kimga aytaylik? Eshitadigan bormi bu dodimizni? O'sha 16-iyul kuni kechqurunda, kechki soat 8-9lar orasida begona shaxslar, 4 ta begona shaxs keldi, bittasi formada, qolgani grajdanskiy ustoshda. Ukam so'rashdi kelib. Ukam Mansurbek uyushimi manzili bo'yicha topib keldik dedi. Ha, shu dedim. Nima gap so'zligini so'radim ulardan. Nima sababdan ukamni qidirib kelishganini so'rasam, aytishmadi. O'zini chaqirib bering, telefon qilsak olmayapti bizning nomerimizdan. Siz telefon qiling dedi. Sababini so'rasam, ular aytishmadi. Rasa gap o'ynashdi o'rtada. Qo'qitishdi. Gap o'ynashdi, men dedim, chaqirib bermayman. Avval sababini aytishasan dedim. Nima sababdan ukam so'rab kelishganini aytsang, keyin chaqirib beraman desam, shunaqa o'zlarini ham tanishtirmay turib ukam so'rab ketishdi. Onam eshitmasin, ichkarida onam o'tirgandi, onam eshitib qolmasin dedimda ukamni telefon qilib chaqirdim. U kelguncha so'radim yana sababini. Bo'lmasam ukamga dedim, aytmayman, kelmaydi dedim. Desam shunaqa dedi. Asaka tumanida Arg'in mahallasidagi bitta kelinchak qiz 94-yil Kamola degan qiz yo'qolib qolgan dedi. Ukezi mashinasiga chiqqan bir ikki. U ukam taksichilik qilardi. Ularni xizmatini qilib ham ukam tuhmatlarga qolib ketdi mana. Pasport, zagran pasport olib turgan vaqtida ash ukam nomerini yozib pasport olish chiqqanda men shu nomerdan chaqirasizlar meni deb u qiz ukamni pasport stoliga pasportini olish uchun ukamni nomerini yozib ketgan ekan. O'sha nomer orqali topgan bo'lgan. Ular o'zlarini kimligini ham aytishmadi. Keyin men o'zim so'radim. So'rasam bir ikki marta so'raganimda aytishmadi. Keyin yana so'radim. Ukiz gumondor shaxs sifatida shunaqa gumondor shaxs sifatida dedi. Hech qanaqa dalil isbotsiz olib ketishdi. Uchastkavoydan olib kelishga, olib ketishga arizasi bor edi. Hech qanaqa buyruqli ko'rsatmalari ham yo'q bo'lgan qo'lida. Hech narsa taqdim qilmagan, so'radik. So'raganimizda ham hech narsa taqdim qilmadi, faqat og'zaki buyruq bajarayotganini aytib olib ketamiz dedi. Ucha yana so'radim, ism familiyasi kim, nima sababini so'radim. 4 marta, 5 marta so'radim men uchastka noziridan. Ismim O'tkirbek, Arg'in mahalla fuqarolar yig'ini uchastka noziriman dedi.
o'zini shunaqa qilib tanishtirdi. Keyin yonidagi sherigi kelib, "Men dedi pasport stolda ishlayman." dedi. Shu xolos, boshqa gap gapirmadi ukamga. Keyin ukam keldi, ukamni telefon orqali chaqirib berdim. Ukam keldi, "Nima gap so'z?" deb ukam ham o'zi ham hayron qoldi. Nima bo'layotganini tushunmay o'zi ham hayron qoldi. Shunaqa uka dedi, "Siz dedi pasport stolga odami borgan ekansiz. O'shitta dedi sizi nomeringiz yozib chiqib ketishgan ekan." dedi. Yana ani ikkita begona shaxs kelib ukamga tashlanib ketdi. "Sen odam savdosi bilan shug'ullanding. Seni nimadir aloqing bormi?" deb tashlanib ketdi. Keyin uchastka uni tinchlantirib nariyoqqa chiqarib mashinaga chiqinglar dedi. "Bo'pti aka, siz dedi hozir dedi Asaka tuman ichki ishlarga borasiz" dedi. Shunaqa deb olib ketdi. Asaka tuman ichki ishlarga bordimi yo'qmi bunisi bizga qorong'i. Ashuna deyishdi-da, "Bo'ldi, meni hech qanaqa betta hech kim bilan aloqam yo'q. Taksisman. Unisi bunisi chaqirganda shularni xizmatini qilaman xolos. Biroq muammo bor, hech qanaqa meni muammoyim ham yo'q. Bo'ldi, borsak boraveramiz aka" deb ukam bilan birga ketishdi. Shu bo'ldi yog'ini. Shu kelganda keyin 17-chi kunga o'tar kechasi tungi 1:30larda qaytib kelishdi. Tushgan holda qaytib keldi ukam. Ezilgan menda, Alloh biladi yog'ini. Shun bilan kirib ketib damini ol dedi. Kirib ketib ertalab turib tushkun ahvolda, ya'ni etga hech kimi borgilik qilmasin. "Men hech qanaqa muammoyim yo'q, opa, boshqacha tushunmanglar" dedi. Shu bo'ldi gapi. Yana 18-chi kuni ham qildida 18-chi kuni ertalab ham meni dedi Ashitga yana chaqirishyapti. Dushanba kuni ertalabda aytdi, "Meni dedi Ashitga yana chaqirishyapti, men borib kelaman" deb ukam Ashitga borib keldi. Soat 12:30larda uyga kirdi kunduzi. Kirdida issiq bo'lyapti, chiqmagin dedi. "Shu men dedi, osti meni telefon qilib xizmatga chaqirishyapti. Shu birovni xizmati bor ekan, xizmatini qilib kelay" deb soat 2:00larda abeddan keyin 2:00larda chiqib ketdi. Shu ertasi kuni shu ahvolda ukam topilib turibdi. Ertasiga ukangdan ayrilib qolding, ukang vafot etdi, bo'ldi, o'ldirib ketishibdi ukangni degan xabar keldi. Shu bo'ldi, soppa-soq chiqib ketdi. Hammani hojatini chiqarib yurar edi, bironta muammosi yo'q edi. Ko'cha kuyda yurgani bilan hech orqasidan, mana 26 yildan beri orqasidan biron gap so'z bo'lmagan. 16-chi kuni ishdan keldim, 8:30da uyga kirdim. Kirganimda tinchlik edi ko'chada. Keyin kirib birpas o'tirgandan keyin baqir chaqir bo'ldi. Keyin 8:30-9 atrofida chiqib ketdik. Ichki ishlarga bordik. "Siz dedi, ashi Chomola degan qizni olib borgansiz ekan. Zajran pasport olib bergansiz ekan" dedi. "Odam savdosiga shug'ullanib, do'stlikka olib borib chiqarib yuborgansiz ekan" dedi. "Ashunaqa nimalaringiz bor" dedi. Keyin yo'lda gaplashib ketdim. "Men unaqiyam yo'q, men taksisman" dedi. Keyin uchastkaga aytdim, "Men ukamga 100% ishonaman, unaqa ishlar bilan shug'ullanmaydi" dedim. Keyin uyoqqa bordik. Keyin qaynog'asi menga irg'ishladi, yaqamdan ushladi. "Pichoqlab yuboraman, o'qib yuboraman" dedi. Men aytdim, "Men xudodan qo'rqaman xolos, unaqalardan qo'rqmayman men" dedim. "Agar ukam bitta soch tolaydigan bo'lsa" dedim, "senlar ham chataq bo'lasan" dedim. Desam, keyin mashinamda hozir pichoq bor dedi. "Ukangiz odam savdosiga shug'ullanib" dedi. "Ashi kenayami" dedi, "qochirib yuboribdi 3 bolasini tashlab ketib" dedi. "Pasportlarga yordam bergan" dedi. "Do'stlikka borib o'tkazgan, chegaradan o'tkazib turib, keyin ashi pora olib" dedi, "qochirib yuboribdi" dedi. "Qochirib yuboribdi" degandan keyin, "Men ukam unaqa ishlar qilmaydi" dedi. "Chipchi anaqa qildi yetdi, tortishdik. Tortishganimizdan keyin bitta melisa chiqdi, ashi aytdi, nimasi? Ajala u yoqqa boringlar" deb, keyin ularni haydab yubordi. "Siz mana shu yerda turib turing, chaqirib qoladi" dedim. "Men kiray" dedim. "Kiray, kiray" 3-4 marta aytdim. Desam kirgizmadi. Ukam ketayotib turganimizda zo'r holat edi. Keyin qaytishda tushkunlikka tushib qoldi. Uni ruhiy holatdan ham ezgan, olib kirib tergovchi ham ezgan, uchastkaga ham gapirgan ichkarida. Lekin meni kirgizmadi. Mashina bilan olib kirib ketdi. Endi iyog'ini qana qilib ruhiy holati qilganicha, lekin tushkunlikka tushib qoldi. Chomola degan qiz 94 yil o'zimizni Bo'zdan Asaka tumaniga kelin bo'lib tushgan. Xullas u qizni dadasi yo'q ekan, ayasi Turkiyada ishlaydi ekan.
Türkiye'de işleyen, keyin u qizni nomida aşı maşını alıp vergen eken, ulaya kaynası. Eken maşını hem, aşı kızın namı deyken. Maşından ayrılıp olmasıyla nisbeten, onu top şere eken. Kegin bunu tergoçiler mi oyladım, uca kelleye kel dedi. Tergoçiler aitken, siz boynuzu alın dedi, biz yordam beramız dedi. Dep ruhi halattan izgen onu. Yo aka mi tabir alınmanı dedi. Lekin harakat qilib yuraman dedim deb aytdi ukam menga. Bekor uni qilsan dedim. Keyin dokumentlarga qo'l qo'ymadingmisan? Yo'q dedi. Ruhiy holatda ezmadingmisan? Yo'q dedi. O'zi men sezdim-da ruhiy holatdan ezib bo'lgan uni. Ezib bo'lgandan keyin qaytib keldik. Yetbeting latimadingmisan? Yo'q dedi. Hamma yo'qni ochib ko'rdim. Hamma yo'q joy dedi. Joy dedi. Keyin ashu 1.5larda chiqdik. Ketdi aka bo'ldi dedi. Qaytib kelmaysanmisan? Yo'q dedi. Tergovchi dedi, telefon qilganimizda har zamonda chaqirganimizda kelib turasiz dedi. Nimaga unadi dedi, meni kirgizishmadi dedi. Desam mana shunaqa dedi, aka hijolat olmayman, hamma yo'lim joyida dedi, lekin ko'rganimni tushkun holat dedi. Men u bolani telefoni o'chirligini onasi menga telefon qildi. Ketgurun 17-larda, 18-inchi kuni, soat 17-larda onasi telefon qilib Mansur Bey'de telefonu öçük dedi. Diyordu ne ki, mertim bronta yerge taksi paksi kılı, bronta kilinti op gitken bosa, mutlaka antene çıkmaya yerge bosa, anneme çıkmaydı, antene çıkmaydı, alaka bulmaydı dedim. Diyordu ne ki, sohbet öt olurdu, 8 buldu, 9 buldu, özüm telefon kıldım. Hiç kandilime bulmadı, iki o numarayım öçük buldu. Keyin ki, o sohbet 10-11'lerde, keyin ükem telefon kıldım inge, ükem. Mansur qayerda dedi. Dedi, Mansur uyda dedim. Desam Mansurda mashinasi Ohangaronda turibdi-kan dedi. Dedi, lekin kim aytdi desam, Qobil ko'ribdi o'g'lini, jiyanimni. Jiyanim dadasiga telefon qilganda, menga telefon qilsa, bu davlaning ham bor. Ashuning uchun meni ukam sekin yotiqi bilan menga tushuntirgan. Keyin lekin men jiyan, ya'ni men o'zimga telefon qildi jiyanim menga. Boydada dedi, Mansurda mashinasi turibdi dedi, sen qara dedim, balki harfi boshqa bo'ladi-yu, nomer bitta bo'lgan bilan desam, seriyasi desam, yo'q o'sha dedi. Keyin jinni o'tib qoldim dedi. Qayt orqaga dedim. Ne qaytib pastlardim deb qaradim. Mashina hech narsa qilmagan dedi. Mashina soppa-soq qulib bek dedi. Pastlarda qarasam, pastlarda hech narsa yo'q dedi. Hamma yo'q tinchlik dedi. Men o'yladimki, mashina buzilib qolgan bo'lsa, zapchasiga Toshkentga ketdi bu bola, jiyanlarim oldi. Toshkentda jiyanlarim bor. Akam o'g'illari bor. Men shu xayolim shunda bo'ldi meni. Chunki ko'nglim to'q bo'ldi. Keyin yana jiyanlardan telefon qilib so'radim Toshkentda oilalardan. So'rasam kelganimiz yo'q dedi. Keyin uchun meni yuragim naqa bo'lib boshladi. Bezovta bo'lishni boshladim. Keyin ungacha telefon qildim jiyanimga. Kelib, beda kliniklarni uyiga tarqatib bu. Keyin meni kechasi ozon soat 4'lardan keyin chiqib ketdigin ekin billa. Toshkentga ketdim degan, meni olib borasan dedim. Keyin borib o'sha Ohangaronga mashina turgan yerga bordigin ekin. Borsak haqiqatan mashina chekkada turibdi. Bola yo'q, hech kim yo'q mashinaning atrofida. Haligi uchastka nazirlari yurgan ekan edi. Haligi patrullar turgan ekan patrullar. Keyin men pastga ketyapti tursam to'xtang dedi. Qaytardi meni, u yuragim sezdi-da. Pasga o'tyapman deyapsam, qaytardi, qayting dedi. Gruppa keladi, bu yerlarda o'lchaydi, tekshiradi, keyin tushadi. Hozir sizni izlarni bosasiz. Bu dedi, meni yuragim sezdi o'shanda. Keyin meni ular Alisher fuqarolar yig'iniga olib ketdi Ohangaronda, mahalla fuqarolar yig'iniga, idorasiga. İdorasiga olib borib, mendan o'g'lingiz qachon tug'ilgan, qayerlik deb ularni so'radi mendan. Ular meni endi u yerda aldab turdi ular meni. Çünkü bu yerda tergovchilar kelib, bolani bir yarim nima qilguncha, tushurguncha, osilgina tushurguncha, ular meni aldab turdi ular. Meni ko'nglim sezdi ular. Keyin lekin biroq telefon qildida, kelinglar endi dedi. Dedi lekin mashina bilan jiyanim mashinasida yana hali voqea joyiga bordik lekin. Borsak, bolani daraxtga yotqizib qo'yibdi. Bolani oyog'idagi silansi yechilmagan. O'zini o'zi osgan bolani oyog'ida silansi turadimi? Keyin bolani ko'rdim, ham bu muzlangan ko'rib, ushab ko'rib, endi ashida men shokka tushib bo'ldim endi. Endi u daraxtni ko'rsangiz, daraxtni shoxiga mana shunchalik shox daraxtda.
O manumda turptu darak. O beden adam evden çıkıp özünü taşalmaya deydi. Şimdi de benden şimdi ular hulası aldı ki bana yazdı ular şeyde. Ben kendi yazdı, ne yazdı bilmiyorum onu. Kendim onu kol koyayım dedi. Ya birinci kimden gümanınız var bu yerde dedi. Bir yerde kimden gümanınız var diyordu. Ben Ohangaron bosa dedim. Ancan, ben Ancanlı bosam. Ancan 400 kilometre bosa dedim. Ben bir yerde bunu tanımasam, bir yerde kimden güman kılaman dedim. Rasa Ohangaron'dan kimden güman kılaman dedi, bunu tanımasam. Desem o şimdi güman kılmadı deyip yazıptı. Protokolümün bir nesasıya. Şimdi onu bir kolumla yazganım yok. Kendin kol koyun, familiyacı yazı kol koyun dedi. Gözüm çarapıyla gördü, gören bir nesara kıldım. Nekin kolu koydum. Kolu koydum. Keyinekin bolanı nekin maşinaya yüklaşıp morki ap geçişti. Maşinanı iki dakika çakırıp stenki ap geçişti. Şeyde beni suya açtı başka vardı. Ondaki akem vardı, iki tüküm vardı, ciyem vardı. Bağırıp şöyle muhtemelen kaldım. İçkereye kiremezse beni kirgizmedi. Bir kürsüz buldu diyordum. Ben bolanı gördüm. Lekin özüm yuvup tazeleyemem dedim. Özüm karayemem desem. Keyinekin kirgizmedim yuvur hadımları. Mümkünmezsiz gel dedi. Mümkünmez deyip kirgizmedim yani. Kim ükem kiremen dedi. Kirip ne ükem kirip cerahatlarını gör. Bu cerahat kanaka cerahat dedi. Cerahat eski cerahat dedi. Ma bir yerden de şilingi yeri vardı. Çap damanı da. Ben de bir yerde şilingi yeri varken bu hem eski de bir yerde. Aşağı kağızlarda ki eski de yazıptı. 3-4 kirliği aldın gidi yazıptı. Demek 3-4 kirliği bugün olsa bir yerde asakada onu kelteyle gel. Bana bir yerde ekte ve bir de zaha, arkasında zaha, bu ayağını bunu ilgide arka tamamında zaha bugün. Beni eşitçimge, körgenlerle ayetliğe kaygende. Bola hiç kanaka uygunlaka bırakırsa muhtaç bulmayan, üyde cancal, bencal, ona kadarsa bize ailemizde, hudaya aşkına ona kadarsa bulmayandı. Eğer cancal, şimdi karan özünü özü, evde prokurorda ahliyet çıkereyi, tohta bu ancandaki, ahangarandaki özünü özü olsa adamı da işkereyi gidi. Ana oli ma'lumotli shuncha narsani ko'rgan prokuror, Ohangaron prokurori. Ey to'xta, nimaga bu Anjondan kelib Ohangaronda o'zini o'zi osadimi? Deyish kerak, hali jinna ahli yo'q odam deb ahli yetadi bu narsaga. Mana shuncha narsani kelib menga qo'l davom yo'q deb qo'l qo'ydirgizib, gumonim yo'q qo'l qo'ydirgizib. Endi hali telefon qildi. Kecha nimaga 102 ga chiqqandan keyin sizlarga telefon qilganimdan keyin Süleyman telefon kıyamdan ki, şimdi hale görüp biz sizi işinizi şimdi prokuratoraya, şimdi aşırı yapız dedi. Prokuratoraya dedi, şimdi çıkar edip saat 3-4 saat oldu, şimdi telefon kılıçtı menge. Şimdi sizi işinizi dedi, şimdi prokuratoraya aşırı yapız dedi. Ben ettim, ben dedim, demek şunçadan beri maşına türüp de, stankanı pulu ne buladı? O zaman o murt özge 1,5 milyon veresen dedi murtge. 1,5 milyon veresen dedi. 1 milyon 200 binge göndürüp zorga yap çıktım. 1 milyon 200 binge. Şimdi 350 bin evakuatörge ana kağızı tuttu, geldi. Töleş gereken. Şimdi steyken töleş gereken. Keçeri iptası geldim. Demek ki bu kanaka bu. Özü ölü batken bozay biz. Bu ölü kömgen bozay desem. O tadbirkar biz bu nesel diyelimiz deyaptı. Ha onda akıllı tadbirkarlı no yegenden bo yegen. Yakışmaz mı? O yüzden no yegenden tadbirkarlı kılıp ölü üstü no yegenden bo yegen yakışmaz mı o tadbirkarlardı? Demek ki kereye ona kadar tadbirkarlardı bizge. Şimdi onu muhtayı ahvaldı kanan yendi. 300 milyon, 400 milyon, nomert. 1 milyon 200 milyon aldı, insaf yok. Aşını bala çakası yediremi oşu. Onu yegen bala çakı oku nümun oladı, gırt uğuru buladı. O haram pul yegen bala, uğuru haram kuru buladı. Değil mi bulardı? Bari uğuru kelle keser, ben de haram yegenden çıkı yaptı. Kayge paramız yendi biz. Ne mi gideyim ben? Ahırı misalarge müracaat konuşurken mecbur buldum. Şimdi yani ben bu narsani 3 günden kin eşittim. Oğlumun dahin kılınganından kin uçaskı böyle kegen 3 günden kin eşittim ben. Buna dedem devleniz var. Onam bana atam geldim. Aitmeyler de yaptı. Eğer aşpa etti, bana kildi degen de ben hareketimi kılardım. Başta ahvallam oldu. Bana ahır meri op geldik. Allah'a yaşkır bana. Mahallem, ettim hala. Mahallem yakşı oradan verdi. Rahmet şülerge. Hakimiyet damandan yardım verdi, halava sorardı. Rahmet şülerge. Tanıcanları sağ olsun. Şu mesele boyunca Anjon viloyati Asaka tumaniga, İçki İşler bölümüge üstlendik. Yani
Yo'ldoshev Mansurbek, marhum Yo'ldoshev Mansurbek masalasida nega Yo'ldoshev Mansurbek gumonlanuvchi sifatida jalb qilinyapti? 17-iyul kuni Mansurbekni holat bo'yicha o'rganilyapti. Haqiqatan Mansurbek hech qanaqa aybi yo'qligini, haqiqatan kira qilib turib tashab ketganligini bu masala bo'yicha Andijon viloyati Asaka tumani ichki ishlar bo'limiga izoh olish maqsadida borgan paytimiz ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan bergan izohga asosan haqiqatan Mansurbekni gumonlanuvchi sifatida ichki ishlarga chaqirtirilgani haqiqatan Mansurbekda aybi yo'qligini, kira qilib do'stlik chegarasiga olib borganligini bizga vaj qilib yetkizdi. Shu masala bo'yicha o'rganish jarayonida Mansurbekda aybi yo'qligini tasdiqlangandan keyin haqiqatan Mansurbekni o'sha kunni yo'q, o'sha zahoti yo'q qo'yib yuborilganligini vaj qilib o'tishdi. Toshkent viloyati Angren tumani ichki ishlar boshliqlariga hamda mutasaddi tashkilotlarga hamda mutasaddi organlarga iltimos qilamiz. O'zini huquqiy baholarini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sababi bitta odam o'lib ketyapti.